Şimdi satış işlemini gösteriyoruz el terminalinde. Satış işlemi için toplamlar bölümümüzden işlem türümüzü, burada satış var. Satış irsaliyesi faturası İstediğimiz neyse evrağı seçebiliyoruz. Seçtik. Bu satış burada olabilir, altta da satış olabilir olarak yazdı. Tamam. Sepetimize geldik. Satacağımız ürünleri okuttuk. Miktarı işte 4 tane bundan satalım. Bir hesabını görelim müşterinin hesabına kadar. 10 tane bundan satalım. Toplamlara gelip carisiz direkt bitirebiliriz. Belli bir cariye satıyorsak cariyi seçiyoruz. Tamam, şimdi normalsi bitirelim. Bitir diyoruz. Şimdi 72 TL. Bana satışa faturası hocam olduğu için fatura numaramızı soruyor. Girmek istiyorsak girebiliriz ya da tamam deyip boş geçebiliriz. Bitmiştir. Şu an satışımız bitti ve bu satış bitirelim. Diğer bölümünden yazdır diyebiliriz. İş yazıcıya gönderdiğimiz zaman o satışta.